Konuşmalarını yapmak üzere kıymetli hocamız Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. HAGEV, ÇİPES ve Üsküdar Üniversitesi'nin geçen sene başladığı proje bugün güzel bir şekilde sonlanıyor, galası yapılıyor. Önce bütün emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Zor iş başardılar yani gerçekten. Gönüllülük işi, adanmışlık işidir bu tarz projeler. Ve çıktıları da somut çıktılardan daha çok insan yetiştirme çıktıları şeklindedir. Yani hatta çok güzel bir Çin atasözü var. Eğer bir yıllık varlık istiyorsanız buğday ekin diyor. 10 yıllık varlık istiyorsanız, ağaçtaki 100 yıllık varlık istiyorsanız insan yetiştirin diye bilinen bir söz. Bu tarz projeler insan yetiştirme projeleri. Özellikle çocuklar, yani bu şekilde mülteci çocuklar kurban. Yani savaş kurbanı, terör kurbanı olan çocuklar. Bu çocuklar korumasız ve savunmasız çocuklar. Bu çocukların ve onların ailelerinin sınavı böyle durumlarda tahammül edebilmek, dayanabilmek, sabırlı olabilmek ve bu kadar çileye, ızdıraba rağmen istikamette kalabilmek, yanlış şeyler yapmadan ilerleyebilmek. Ama sınavın diğer kısmı da var, dezavantajlı insanların böyleyken avantajlarında onlara yardım etmek, korumak, sahip çıkmak, sorumluluklarını yapmak gibi bir sınavları var. Bu sınavlar onun istikamette kalmasını sağlayan sınavlar. Hatta güzel bir söz var. Yani bu tasavvufla uğraşanlar, bizim Üsküdar Üniversitesi tasavvuf bölümünde olduğu için o konuyla biraz zaman zaman gündeme geliyor. Bu zamanın en büyük kerameti istikametmiş. Yani istikamette olmak, yani keramet aramaya lüzum yok, istikamette kalabilmek, hele böyle bir zamanda doğru çizgide, doğru istikamette olabilmek en büyük başarı, onu bilmek gerekir. Yani burada da doğru şeyler yaparak olabiliyor. Yani insan, yani kapitalist sistem ne öğretiyor bize, hani hayranlık duyduğumuz Batı'nın kapitalizmi ne öğretiyor? Kârı maksimize ediyor, kâr odaklı, kazanç odaklı, yani çıkarım var mı? Bu bana ne kazandırıyor gibi bunu düşündürtüyor. Ama bu vakıf ve sosyal sorumluluk hizmetleri kar amaçlı değil. Burada sosyal amaçlı, insanlara faydalı olan amaçlı. Bu bizim Doğu kültürünün, özellikle Kur'an ahlakının öğretisi bu. Yani insan karı maksimize eden bir varlık değil, toplum yararını maksimize eden bir varlık. Yani Batı sistemi, kapitalist sistem, bireysel faydayı maksimize ediyor. Çıkarım nedir dedirtiyor. Ama bizim Doğu kültürünün, semavi öğretinin temel insanlara faydalı olmayı maksimize ediyor. Biz bunu hayata geçirmemiz, bunu yapmamız, bu konunun sözde değil, uygulamaya dönüştürmemiz lazım. İşte bu vakıf faaliyetleri, HAGEV'in faaliyeti, işte eğitim faaliyetleri, bu tarz faaliyetler. Bunu yapma konusunda zaten son yıllarda da bunun gerekliliğini anladı birçok bilim emekçileri anladılar. Sosyal sorumluluk adıyla teşvik ediliyor. İşte Avrupa Birliği de bu amaçla teşvik ediyor. Çünkü varlıklı olan kişiler yoksulları ya da mağdur ve mazlumları yok sayıyorsa bu toplumda huzur olmuyor. Yani hiçbir şey değilse bile, yani toplumun huzuru için dünya bazı insanları ötekileştirmek değil, onlarla ilgili sosyal sorumluluklara adım atmak gerekir ki bu 50 sene önce Batı şöyle diyordu, sadaka kültürü diye bu yani sosyal sorumluluğu küçümsüyordu. Ama şimdi deneme yanılmayla gördü ki toplumun dezavantajlı kısımlarını göz önüne almazsanız siz de zaten yani huzur içerisinde oturup çayınızı yemenizi yiyemezsiniz. Yani sokakta açlar varken, kusurlar varken. Yani bu insan diğer canlılardan, hayvanlardan ayıran en büyük özellik de bu zaten. Yani soyut düşünce özelliği, başka empati özelliği,
mağdur ve mazlumları fark edebilme, anlayabilme özelliği. Bu özellik var. Bu Türkiye burada iyi bir sınavdan geçiyor. Ben geçen sene Toronto'da Amerikan Psikiyatri Birliği'nin toplantısı vardı. Türk-Amerikan derneklerinin toplantısı var orada. Biz onun dernek yönetiminde olduğumuz onun toplantısında bulunduk. Orada Hırvatistanlı bir şey kendiliğinden çıktı. Bu 2016'nın Mayıs'ında oldu. Geçen sene Mayıs'ta çıktı. Türkiye hiçbir şey yapmadıysa bu 3 milyon mülteciye sahip çıkmakla insanlık tarihinde çok önemli bir iş yaptı diye Hırvatistanlı konuşmacı kendi elinden bunu söyledi. Konuşmacı ve bunu Toronto'da, Kanada'daki bir kongrede söylüyor. Bu boşa gitmiyor bunlar. Yani şey sahibi insanlar böyle yani insanlık duygusunu kaybetmemiş, insaf sahibi insanlar bunu görüyorlar, insanlık bunu görüyor. Sıkıntılar içerisinde işte 3-4 milyon mültecin içerisinde belki 50'sine 100'üne ulaştık diye küçük görmeyelim ama bu konuda da bir adım atmış olmak daha büyüklerinin adımdan atılmasına örnek olacak. Bu mülteci çocuklarına ve onların eğitimine katkı sağlamak şu açıdan da önemli. Önümüzde bir Pakistan tecrübesi var. Pakistan'da biliyorsunuz Taliban'ın ortaya çıkışı zaten 3-4 milyon mülteci var Afganistan savaşından gelen Pakistan'a. O mültecilerin eğitimini Taliban, talebe kelimesine geliyoruz. Talebe hareketi böyle onların eğitimini tamamen şeye bırakmış. Böyle ilkel, geleneksel yöntemlerle varmış. Yani elektrik düğmesini açıp kapmayı öğrenen insanlar yetiştiriliyor. Sadece eğitimi, sadece din eğitimi alırsa bir insan tahassüp oluyor. Sadece pozitif bilimler eğitimi alırsa hile ve şüphe oluyor. Din ilimleri de pozitif bilimlerini birlikte öğrenirse bir kimse, böyle durumlarda iki dünya arasındaki dengeyi kurabiliyor. Böyle bir çocuk, mesela bunun Türkiye'de Taliban gibi bir hareketin çıkmamasının sebebi İmam Hatip ve benzeri faaliyetlerin yaygın olmasıdır. Bunlar da çünkü İmam Hatip'de ne oluyor? Din ilimlerinde fen bilimlerle birlikte okutuluyor. Yani kimse yani çağın doğrularından, yani zamanın çocuğu diye bir tabir var. İbni Vakit diye geçer bizim kültürde. Zamanın çocuğu olmuyorsa bir insan zaten birçok şeyi kaçırıyor, harcanıyor. Zamanın çöp sepesine atılıyor, gidiyor. Yani zamanın çocuğunu yetiştirebilmek için zamanın ruhunu bilmek gerekiyor. Zamanın ruhuna göre de çocuklar yetiştirebilmemiz gerekiyor. Pakistan bunu kaçırdı ve terörist grupların eğitim yeri haline geldi Pakistan. Şimdi bu Türkiye'de de biz mültecilerin eğitimine eğer önem vermezsek, mültecilerin içerisinden gelecekte, yani şu anda ismini belki bilmediğimiz terör grupları çıkacak. Ve bunların eğitimini biz böyle merdiven altı eğitim haline tutarsak, ve bunu böyle yani zamanın doğrularına uygun bir eğitim vermezsek bu yeni terör gruplarına gebe demektir bu. Bu nedenle bu çalışma bu konuda ilk ve küçük çalışmalardan birisi ama hep bir söz vardır ya, büyük faaliyetler küçük adımlarla başlar. Bunun devam etmesi önemli. Ben emeğe geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Zor iş başardılar. Agir Vakfı'ndaki ve Üstün ailesi bu konuda çok güzel katkılar sağladı. İtalyan Çipas dernek de destekledi bunu Üsküdar Üniversitesi olarak. Bunun Avrupa Birliği projelerinde bunun sürdürülebilirlik önemli. İkinci, üçüncü adım içinde bir şeyler yapılması zaten çalışmalar da var. Abdülaziz Hoca biliyor herhalde. Yani o çalışmalarda yapabilirsek bu sürdürülebilir olur ve bu çıktılar daha da büyüyerek devam eder. Ben tekrar emeğe geçen her katılımcılara, emek verenlere teşekkür ediyorum. Saygılar. Konuşmaları yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Abülfaz Süleymanoğlu sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Sayın Rektörüm,
sivil toplum kuruluşlarının değerli mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler. Ben de bu projenin, Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi'nin araştırma ekibinde olan bir araştırmacı olarak bazı projeyle ilgili olarak bilgileri sizinle bölüşmek istiyorum. Öncelikle şunun altını çizerek başlamak istiyorum. Bu 2011 yılından bu yana devam eden Suriye'de iç çatışma nedeniyle ortaya çıkan durum aslında küresel anlamda bir insanlık krizidir. Ve biz de bu projeye başlarken bu hususun özellikle önemine binaen yapmış olduğumuz araştırmada bu insanlık kriziyle karşı karşıya bulunan insanların sorunlarını biraz daha dile getirmek, onların sorunlarının tespiti yönünde neler yapabiliriz, onların çözümü yönünde ne gibi önerilerde bulunabiliriz, bu konuda biraz daha fazla mesai harcayarak bu konuların daha çok üzerinde durmaya çalıştık. Ve bu çalışmamızın ana amacı özellikle İstanbul Bizon önemli ilçelerinden biri olan Sultanbeyli'de, ki Sultanbeyli'de Suriyeli mültecilerin çok yoğun olarak yaşadığı ilçelerden birisinin altını çizmem gerekir. Zorunlu göç eden Suriyeli vatandaşların ve özellikle bu göçten en fazla etkilenen kesim olan sığınmacı çocukların sosyoekonomik, sosyokültürel ve sosyopsikolojik sorunlarını ortaya çıkarmak. Bu bağlamda biz yaklaşık olarak 200 yerli vatandaş ve 200 Suriyeli mülteci aileyle görüşme yaparak çok geniş kapsamlı bir araştırmayla bu sorunları tespiti yönünde çalışmalarımızı bir sene boyunca devam ettik. Ve bu araştırma aynı zamanda sığınmacıların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ihtiyaçlarını çözmek adına da onların yaşamış oldukları problemlerin çözümü konusunda sorumluluğu bulunan tüm taraflara da bir bilgi sağlamayı amaçlamıştır. Yani araştırma sadece bir tespit ve bulguların tespiti değil. Aynı zamanda araştırmadan çıkan, ortaya çıkan sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara bir bilgi sağlamak ve çözüm önerileri bağlamında onlara bir anlamda yol göstermek amacı gütmekteydi. Şimdi araştırmanın sonuçları ile ilgili olarak bir takım bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Çok kısa öz bilgiler. Çocukları okula devam edemeyen katılımcılara neden çocuklarının okula gidemediği de sorulmuştur araştırma kapsamında. Bu en önemli araştırmanın sorun alanlarından birisini teşkil etmekteydi. Araştırma sonuçlarından da anlaşıldığı gibi çocukların eğitime devam edememelerinin en önemli nedenleri arasında maddi yetersizlik %60 oranında ve çocuğun çalışmak zorunda kalması ilk sırada yer almaktaydı. Diğer cevaplar ise sağlık sorunları ve çocuğun Türkçe bilmemesi gibi cevaplar olmuştu. Böylece savaşın en büyük mağduru olan Suriyeli çocuklar ailelerin yaşam mücadelesinden etkilenmekte ve gerekli eğitimi alamamakta oldukları araştırma sonucunda tespit ettiğimiz önemli hususlardan birisiydi. Diğer yandan yetişkinlerin kendileri için bir iş bulamaması çocukların çalışmak zorunda bırakılmalarının diğer önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Sayıları yüz binlerce ifade edilen çocukların gerekli eğitimi almadan büyümesi gelecek adına büyük bir sorun ve tehlike arz etmektedir. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde okula gidebilen öğrenci sayısının oldukça az olduğu bu ve diğer araştırma bulgularından da bilinmektedir. Bu durum Suriyeli bir kayıp kuşak riskini kendi bünyesinde barındırmaktadır. Biz bu araştırma ve diğer araştırmalarda da hep altını çizdiğimiz ve üzerinde durduğumuz hususların başında bu konu yer almaktaydı. Ve bunun önlenebilmesi için neler yapılabilir? Araştırma çıktıları içerisinde bunlara da dikkat etmeye çalıştık. Ve şöyle kısaca yine özet bir şekilde bunlarla ilgili olarak bazı önerileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriyeli öğrencilerinin dil engelini aşabilmesi için devlet okulları aracılığıyla hızlandırılmış Türkçe dil programlarının hayata geçirilmesi. Bilhassa Suriyeli çocuklar için uzun vadede suça sürüklenmelerini engellemek için ahlak ve değerler eğitimi vermek üzere belli programların düzenlenmesi. Okullarda kaydolan Suriyeli öğrencilerin akranları ve öğretmenleriyle iletişimini güçlendirmek amacıyla öğretmenlere, Türkiye öğrencilere ve velilerine yönelik
güçlendirme programlarının uygulanması. Öğretmenlerin ve yöneticilerin Suriyelilerin zorlu yaşam koşulları, hakları faydalanabilecekler hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaları ve Suriyeli çocuklara karşı hak temelli bir yaklaşım içinde olmaları sağlanmalı. Araştırmamızın önemli bulgularından birisi, onun da altını çizeyim, Suriyeli ebeveynlere yönettiğimiz sorulardan birisi şuydu, yani çocuk okullarda en fazla hangi sorularla karşı karşıyasınız? En fazla sorun olarak öğretmenlerin özellikle kendilerine karşı yaklaşım biçiminin olumsuz olduğunu altı çizilmiştir. Bu araştırmamızın önemli bulguları arasında yer almaktadır. Okullarda Suriyeli ve Türkiye'li öğrencilerin ve ailelerinin bir arada barışçıl bir şekilde yaşamasını kolaylaştırmak, iki toplum arasındaki olası ön yargıların kırılmasını sağlayacak etkinlik ve programlar düzenlenmeli. Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını desteklemek ve korumak amacıyla çocuk ergenle ilk olarak iletişim kurulmalı ve daha sonra çeşitli müdahale programları uygulanmalı. Çocuk ve ergenlerle yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış klinik görüşmeleri hem aileleriyle birlikte hem de tek başına yapılmalı. Bütün bunlar kısaca özet olarak bizim proje sonrasında elde etmiş olduğumuz sonuçlardan yola çıkarak önerdiğimiz bir takım hususlardı. Şimdi projeyle ilgili olarak önemli hususlardan birisi yaptığımız bir sempozyum vardı. Çocuk ve göç. O sempozyumda da daha önce de belirtildiği gibi 40 civarında akademisyen katıldı. Ve 250 civarında katılımcının iştirak ettiği bir sempozyumdu. Çok geniş, uluslararası düzeyde bir sempozyumdu. Şu an onun kitap haline getirilmesi için, bildiri kitabı şeklinde yayınlanması için çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda bir literatür niteliğinde çok önemli bir husus bu. Ve sempozyumdan alınan bir takım sıkıntılarla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da dikkatle izlenmiş ve bize yapılan geri bildirimlerde de bunun altını özellikle çizmeye çalıştılar. Bu projenin diğer önemli bir hususunun da altını çizmek istiyorum. Burada kazanmış olduğumuz ortak işbirlikleri, yani sürdürülebilirlik bağlamında özellikle burada kurduğumuz ilişkiler, kurumsal ilişkiler daha çok bahsediyorum ve buradan çıkaracağımız bir takım yeni projeler, insanlık krizi olarak nitelendirdiğimiz bu krizin çözümü için yapmamız gereken bir takım çözüm reçetelerini sunmamızda bize yardımcı olacaktır. Son olarak sözlerime son verirken, bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Özellikle burada altını çizmek istediğim, ya bu bağlamda bu tür etkinlikleri daim teşvik eden ve destekleyen Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Sayın Hocamız Nevzat Tarhan'a, üniversite yönetimine, projeyi destekleyen AB Bakanlığı'na, HAGEP Vakfı'nın değerli yönetimine, yabancı ortaklarımızdan Çifres'e, Bilim ve Düzenleme Kurulu'nda yer alan sempozyumun hocalarımıza, genç arkadaşlarımıza, onlar da bu projenin içerisinde gönüllü olarak yer aldılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum sizi.